Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya ve murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ihteda bihedyehi ila yevmiddin. Bir önceki dersimizde örf üzerinde duruyorduk. Örfle ilgili bilgileri paylanmış, paylaşmış idik. Örf neye denir? Ne kadar değer taşır? Bunun üzerinde durduk. İslam'ın ona verdiği değeri de paylaştık. Pekala, şimdi şundan başlayalım isterseniz. Pekala, örf için şer'i şerifte delil var mı? Esasen çok ciddi bir delil var. Birincisi, İslam'ın kendisinden önce cemiyet içerisinde yerleşmiş hayırlı işlere olan muvaffakatı onları doğru buluşu devam ettirişi ne gibi misafirperverlik gibi ne gibi karşılıklı yardımlaşma gibi ne gibi peygamber efendimizin hilfül fudul daha önce İslam'dan önce böyle bir cemiyette peygamber efendimiz yer almıştı Hikmetli insanlar, hani günümüzde erdemli insanlar cemiyeti olarak tercüme ediliyor. Peygamber Efendimiz haksızlığa uğrayan insanların hakkını kendine döndürmek, zayıflara yardım etmek için bir cemiyet kurulmuştu. Bu cemiyetin içerisinde Efendimiz yer almıştı. Nübüvvetten sonra da bugün de böyle bir cemiyet kurulsaydı yine içerisinde yer alırdım deyişi. Dolayısıyla bunların ötesinde elbette ki var mıdır? Bir de hadis-i şerif zikrediliyor. Bunun da epey bir hayli örneği var ama bize bir sahih hadis yer alınca dolayısıyla sahih hadis bize bir tane bile olsa yeterlidir. Çünkü ayet-i kerimelerin tasdik ettiği bir sürü güzellik var. Hadis-i şeriflerin tasdik ettiği bir sürü güzellik var. Onların ötesinde Peygamber Efendimiz Ma raahul muslimuna hasanan fehu indallahi hasan diye bir hadis-i şerif var. Müminlerin, Müslüman insanların güzel ve hayırlı gördüğünü Cenab-ı Allah da güzel ve hayırlı görür. Bunun bir manası şu demek. Bir insan selim fıtrat sahibi, bir insan İslami bilgi sahibi ama bir olayla karşılaşıyor ki Muaz radıyallahu anh'ın zikretmiştik bir hadiste hadiseyle karşılaşıyor ki bu ne Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor ne de hadisi şeriflerde bunun için bir delil bulunuyor açık ifade yok. Ama o müminin gönlüne bu iş doğrudur, bu iş hayırlıdır geliyor ve bunun görüşünde ve onun gibi selim fıtrata ve bilgiye sahip olan diğer müminlerde aynı hadiseyi müşterek iyi ve hayırlı görüyorlarsa bu Allah katında da hayırlıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü gelenek dediğimiz veya adet dediğimiz bir sürü hadise vardır ki bu hadiselere insanlar yapıyorlar ama iyidir de demiyorlar. Yapma ayrıdır, iyi görme ayrı bir hadisedir. İmeceye herkes hayırlı güzel bir iştir diyor, yardımlaşmadır. Ama daha önce de söyledim. Mesela davul zurneye kimse iyi demiyor. Bir sürü insan işlemesine rağmen iyi demiyor. Bunun gibi yine silah atmaya kimse iyi demiyor. Türkiye'de düğünde silah atarlar. Suriye'de de cenazede silah atıyorlar. Tahere'de şehit olmuşsa veya vurularak öldürülmüşse böyle mi öldürülmüşse yani kabristanda silah sesinden duyamıyorsunuz. Takır 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 silah atılıyor. Bizde sevinç ifadesidir. Onlar da zaten üzüntü ifadesi farklı olarak. Bunlar insanlar işliyor ama selimce akıllıca düşününce bu iyi midir sence? Doğru mudur dediğinde doğru da bulmuyorlar. Yapma ayrı, dolayısıyla işleme ayrı. Dolayısıyla selim akıl ve İslami kültür, İslami birikim bir şeyi iyi gösteriyor ise bu Müslümanlar arasında bu iyi görüş yaygın ise o Allah katında da iyidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Yalnız örfün geçerli olması için şüphesiz bazı şartlar var. Birincisi yaygın olması. Yay yaygın olması. Yani muamelerin çoğunda uygulanıyor olması, ferdi bir hadise olmaması, örf haline gelmesi için. İkincisi şimdi sonradan olacak örf veya tarihte unutulmuş olan bir örf geçerli değil. O anda var olması. Yani örf de yaşandığı hükmün verileceği tarihte var olması nedir? Kullanılma, değer ifade etme, hüküm ifade etmesinin şartlarındandır. La ibrata bil urf tarih tari' denir. O yüzden gelecek günlerde örf olması geçmişe hüküm olmasını gerektirmez diye. Tarih sonradan olma demek. Şimdi söyleyeceğim ne demek istediğimi daha önce bir vesileyle geçmişti. Eskiden köy yerlerine birçok yerlerde insanlar birbirlerine yardım ederken bunun ücretini istemezlerdi. Gelir senin binanın evinin inşaatında çalışır. Sana taş taşır. Senin çatını çatar. Çatıya çıkar işte çatının üstünü örtmene yardımcı olur. Alttan direkleri tutar. Bu işten anlayanlar yardım ederler. Belki bunun içerisinde usta bir iki kişiye para verilir. Bir dünya insanda hiç para almadan buna yardım ederler. Birisinin bahçe duvarı yıkıldığı zaman o işten anlayan birisi veya birkaç kişi yani ne yaparlar? Onu gelip yaparlar. Daha önceden araba yolları gelmeden, unutuldu gitti artık asfaltlar çıkalı, şoseler unutuldu. Toprak yollar gelir giderdi veya toprak yolunla yapılmadığı yerler vardı. Oralarda cipler ilk önce bu yolları aşabilenler gelirlerdi. Cipin geçemediği bazı yerler olurdu. Köyün büyükleri, ileri gelenleri, gençler hadi kazmayı küreği yakalayın, der, cipin yolunu açacağız, arabanın yolunu açacağız derlerdi. Millet kazmayı küreği omuzuna vururdu, o geçemediği yer düzlenirdi, oradan cip geçerdi, diğer yerlerde nerede takılıyorsa öne açıldıkça giderdi. Hiç kimse böyle bir şeyden dolayı para beklemezdi. Dolayısıyla köylerine araba gelmiş olurdu bu büyük onlar için en büyük mükafattı en büyük karşılık almaydı bir başka ifadeyle. Yine aynı şekilde köyün suyu yoksa herkes kazmasını küreğini kapar gider yakında bulunan bir sudan köye su çekerlerdi bu bir hizmetti köyün büyükleri de buna önder olurlardı. Üç köyün birleştiği bir yer var. Acı su deniyor. Maden suyu da. Oraya vardım. Orada sırf kahve vardı. Acı suyun olduğu için kahveler vardı. Son gittiğimde orada çok güzel kubbeli bir cami de var. Sevindim. Hayırdır dedim. Yani el ele vermişler. Cami yapmışlar. Sorma. Bunu Çolak Hüseyin Hafız derler. Şey olarak. Birisi vardı. O kumarcılara yaptırdı dediler. Ne demek o dedim. Eline değni almış. Ömrü, bir ömrü boşa tüketiyorsun. Bu kahvelere çıkın dışarıya diye. Hepsini dökmüş dışarıya. Camide hepsini ameli olarak çıkıyor. Çoğu da kabiliyetlidir. Marangozluktan da ustalıktan da anlarlar. Ömür o kahvede kağıt oynayarak geçer. Bunları hepsini caminin inşaatında bir iki de usta bulmuş. Finans da bulmuş. Hepsini inşaatta çatır çalış çalışın. Bundan kurtulmak için yaklaşık 7-8 kilometre aşağıda dere boyunda birkaç da kahveler daha var. Oraya gitmiş gençler. Bastonla oraya da gitmiş. Onlar da dökmüş oradan dışarıya getirmiş. Camiyi tamamlatıncaya kadar kimseyi bırakmadı diyorlar. Şimdi bütün bunların karşılığı tekrar ediyorum para beklenmezdi. Şu bu, Bunun ötesi de var. Diyelim ki bunlardan bir tanesi para istiyor olsa şehirdeki bir mahkeme müracaat etse günümüzde ben işte orada bir ay çalıştım şahitlerim de bunlar bu bir ayın şu kadar yevmiyeden şu kadarını istiyorum dese günümüzün şartlarında ücret alır. Niye? Oranın adeti bilinmiyor. Normale göre, İslam'a göre bu insan ücret alamaz. Neden? O köyde, o beldede, o diyarda örfen bu ücretle yapılmıyor. Tamam. Günümüzde ise aynı hakim İslam kadısı bunun ücretini ödettirir. Neden ödettirir? Artık ücretsiz yapılmıyor. Herkes birisine çalış deyince bunun ücretli olarak çalışma manasına geldiğini biliyor. İşte size örfün tesiri. Gelecekte de olmayacak geçmişte de o anda örf öyle olacak. Sonraki yıllarda ücretliye dönüşmesi o gün orada ücretsizken sonra ücretliye dönüşmesi buna tesir etmiyor. Yani fiilen hükmün verilmesi gereken günde o örf var olacak. Şimdi kimse kimsenin duvarını ücretsiz örmüyor. Kimse kimseye gelip akşama kadar ücretsiz maalesef çalışmıyor. Haliyle örf değişti. Arada ücretsiz varsa, eğer ücretsiz çalışacaksa ne olacak? Bu önceden yani ben sana Allah rızası için çalışıyorum, komşuluğun için, dostluğun için çalışıyorum diye bunu beyan edecek. Dolayısıyla bu beyan edilmedi ve bu işlerin ücretli yapıldığı bir yerde artık mahkeme ücret konuşulmasa da ecrimisil dediğimiz ensal ücreti ödettirir. Bu böyledir. Dolayısıyla örf belli bir oranda hükme evet tesir eder ama bu noktada tesir eder. Açık bir irade beyanı ile çatışmaması. Yani ben diyor ki örf ücret alınmamayı gerektiriyor ama adam ne diyor? Ben akşama kadar çalışırım ama şu kadar ücret isterim diyor. Şimdi bunu dedikten sonra konuşulduktan sonra sen diyemezsin ki Bizim orada örfe göre çalışan insana bu nevi insana para verilmez diyemezsin. Dolayısıyla açık irade beyanı ile demek ki örf çatışıyor demektir. Örf ne zaman geçerlidir? Ortada bir irade beyanı olmadığı zaman orada ne geçerliyse odur. Şimdi ileride şüphesiz gelecek belki ama şöyle diyelim ölçüler de böyledir. Mesela adam sana fiyat sordu sen de 100 dedin. Daha sonra bu 100 euroyu kastetmiştim. iddia edemezsin. Neden iddia edemezsin? O beldede kullanılan para TL'dir. Türk lirasıdır. Eğer beldede euro kullanılıyorsa evet. Beldede dolar kullanılıyorsa evet. Beldede riyal kullanılıyorsa evet. Ama o beldede 100 deyince birinci derecede ne anlaşılıyorsa daim o anlaşılır. Başkasını iddia et. Açık konuşuyorsan ben 100 euro isterim diyorsa bizim oralarda TL kullanılıyor. Dolayısıyla 100 Euro kullanılmıyor diyemezsiniz. Açık iradeyle artık çatışır. Böyle olmayacak. Açık ifadenin karşısında örfe itibar yoktur. Delalete itibar yoktur. Böyledir. Dördüncü şık olarak kesin bir şer'i delile veya şer'i esaslara aykırı olmayacak bu sık kullanılan bir şey. Veya örf bir nevi artık şer'i şerifte ayetin karşısına çıkarılıyor. Örf bir nevi hadisin karşısına çıkarılıyor. Böyle bir şeye geçit yoktur. Bunu tekrar ediyorum. Şer'i kesin bir şer'i delile veya şer'i asaslara aykırı olmayacak olmaması nedir? Şartıdır. Mü'minun suresinin 71. ayet-i kerime hem bu açıdan hem de birçok açıdan göz önünde buruldurulması üzerinde düşünülmesi gereken bir ayettir. Ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Ve le ittaba'al hakku ehwa'ahum lefesedet semawati vel ardu ve men fihin. Ayet-i Kerime şöyle ifade ediyor. Eğer hak onların heva ve heveslerini takip etseydi çünkü adetler, gelenekler örfne heva ve hevese göre, arzuya ve isteğe göre değişme yapabilirler. Örf ne derece denilir? Şeyden, örf denir. Kamu malında veyahut da zihniyette örf denilebilir ama İslam'ın öf dediğiyle uyuşur mu? Bu ayrı bir konu. Ama tekrar ediyorum. Eğer bir şey nasılsa muhalifse bu örf olmaktan çıkar. Ama yine de insanlar onu örf olarak görebilirler mi günümüzde görüldüğü gibi? Evet görebilirler. Eğer hak onların heva ve hevesini takip etseydi, ona uysaydı, bununla hüküm değilseydi, gökler de fesada uğrardı, yeryüzü de fesada uğrardı, Göklerde, veri yerde yaşayanlar da fesada uğrardı diyor. Ay tekerime. Şimdi insanların heva hevesini düşününüz. Şimdi en az bin kişi soruyor. Soranların içerisinde, daha yeni soranı söyleyeyim. Hocam ben kredi alarak ev alamıyor muyum? Eve ihtiyacım var. Eve ihtiyaç tamam. Her insanın arzusu. Ondan sonra kredi almanız faizdir. Şu şekilde alın. Pekala ben bunu yapamayacaksam hiç ömür boyu ev sahibi olamayacak mıyım? Bu da karşıdakinin duygusunu kullanma. Bir şey demedik yani her insan ev sahibi evet olmalıdır. Arzudur, ümittir, bunun için çalışır, bunun için didilir, elinden bu hayalini alamazsınız. Buna hakkı vardır. Ama bunu haram yolla yapma hakkına sahip midir? Şöyle diyebilir miyiz? Bu insanın halini acıyarak, diyelim ki şu kadar da çocuğu var. Gidip onun bunun malını çalabilirsin, kendine bir ev edinebilirsin. Bu insanın haline merhametimiz, ona hırsızlık yapabilirsin deme hakkına sahip miyiz? Başkasının malını gasp edebilirsin deme hakkına sahip miyiz? Bunu diyemiyorsak faiz yoluyla haram alarak ev yapabilirsin deme hakkına da sahip değiliz. Anlaşıldı? Dolayısıyla böyle diyemeyiz. Dua ederiz. Gayret et. Din et, tutumlu ol, ayrıca dikkat edin, riayet edin. Mevla inşallah nasip eder deriz. Ama bu bize haram yoldan ev sahibi olma hakkı ve vına fetva verme hakkı doğurmaz. Şimdi heva gönül arzu ediyor. Bu konuda işte faizin helal olmasını veya caiz olmasını arzu ediyor. Sermaye arıyor, iş kuracak, sermayesi yok, kredi alacak. Gönül bunu arzu ediyor şunu erzuyor, bu arzuları çoğaltabilirsiniz. Şu şöyle olamaz mı? Bu böyle olamaz mı? Şurada şöyle olamaz mı? Bir meclise katılıyorum, kokteyl, orada herkes içki içiyor. Ben de birkaç damlacık içsem olmaz mı? İşin ucu. Bir araya geldik, İşte karşımıza bayanı çıkıyor, erkek çıkıyor, musafahalaşmasak olmaz mı? Heva heves gide gide ne olur? Fesat fitne ve fesada sebep olur ve alt zeminini oluşturur. Biz oraya gidiyoruz. Bugün herkes öyle. Orada karşımıza şu insanlar çıkıyor, bu insanlar çıkıyor. Onların yanında ayrılıp namaza gitmek çok doğru olmuyor. Onların yaptığı rezillikler doğru oluyor. Ne hikmetse. Ama bizim ayrılıp namaza gitmemiz pek doğru olmuyor. Bir başka davranışımız çok doğru olmuyor. Orada örtülü bulunmak çok doğru olmuyor. Şu şöyle olmuyor, bu böyle olmuyor. Heva ve heveslerimizi hayatın içerisinde ne kadar çok olduğunu ve bunun çoğunun İslam'a ne kadar doğru veya ne kadar eğri olduğunu uyup uymadığını iyice bir düşününüz. Bunu asırlara, asırlar boyuna yayınız. Böyle bir durumda eğer hak insanların heva ve heveslerini arzu ve isteklerine takip etseydi ortada hak diye bir şey kalmazdı inanın. Basit bir ifadeyle söyleyeyim. Zina hükmü ortaya çıkmaya kalktığında Yer yerinden oynadı. Yer yerinden oynadı olamaz. Böyle bir şey bu çağda düşünülemez. Bu çağ nasıl bir çağdır? Nasıl bir anlayıştır ve nasıl bir zihniyettir ki en fazla titiz üzerinde durulması gereken bir halal veya haramlık müessesesinde sen ne yapıyorsun? Allah'ın haramına dikkat etmiyorsun. Allah'ın helal kılma yoluna da riayet etmiyorsun. Ve Allah'ın haram kıldığı bir yolun Serbestliğini iddia ediyorsun. Bunu yasaklayan bir kanun çıkaramıyorsun. Yer yerinden oynuyor. Bunun binlerce misalini bulabilirsiniz. Binlerce misali bugün hayatımızın içerisinde var. Kendileri vaktiyle çıkardıkları 10 yıl önce, bir yıl önce, 3 yıl önce, 5 yıl önce çıkardıkları kanunun ne kadar yersiz, ne kadar manasız, ne kadar düşüncesiz olduklarını kendileri söylüyorlar. Hangi kafayla çıktık diyorlar. Ama onun yerine yeni kanun çıkaranlar hangi kafayla çıkarıyorlar? Bütün bunların üzerinde ciddi şekilde durmak lazım. Ayet-i Kerime son derece ibretlidir. Eğer hak ve gerçek, hakikat insanların hevasına tabi olacak olsaydı, yeryüzüde fesada uğrardı, gökyüzüde fesada uğrardı, onda yaşayan bütün canlılar ve insanlar da fesada uğrarlardı. Bu bir hakikattir. Dolayısıyla... Buna riayet defadır. Mesela ben buna misal vereyim, ondan öte misal paylaştık ama mesela içki Türkiye Cumhuriyetler'de neredeyse haramiyetini bilen yok. Gayet normal bir şey. Tepsiye koyup size meşrubat ikram eder gibi, çay ikram eder gibi ikram edebiliyorlar. Suçlamak için söylemiyorum ama bir hakikat olduğu için söylüyorum ne derece hizmet gitti ayrıca tartışılır. Ama bizim Trakya bölgesine gidiniz, içki içilmeyen ev nadir bulursunuz. İçki içilmeyen, dükkan, satılmayan dükkan bulamazsınız. Talebelik yıllarımızda Edirne'den dönerken Lüleburgaz'a uğramıştık. İçki satmayan dokanta bulamamıştık. Sonunda çaresizlikten camiye gittik. Bir adam bulduk. Namaz vakti de değil oralarda İçki satmayan lokanta var mı diye sorduk. Bir tane bulamadık. Bir amca varmış, hacca gitmiş gelmiş. Onun bakkalı varmış. Bakkalındaki bütün peyniri bitirmiştik. Peynirle helvayı bitirdik. İki otobüs dolusu insandık. Aldık. Meydana serdik. Gazeteleri de serdik. Üzerlerine bağdaş kurup meydanda yemek yedik. Lüleburgaz'ın ortasında. Bir tane bile yoktu. Bir tane içki satmayan yer yoktu. Şimdi böyle diye. Tekrar ediyorum. Bu bölgelere ne derece hizmet götürüldü, ne derece hizmet fırsatı verildi bunlar ayrı konu. Ama bu bölgede bu normal hadise haline geldi diye içkiyi meşrulaştırır mı? Hoş gösterir mi? Ve benzeri bu bir hakikattir. Riba ad değiştirerek faiz olarak faydalı olarak kullanılması, hoş görülmesi hatta bilmesi gereken insanlar tarafından veya hoca vasıflı insanlar tarafından devlet faiz veriyorsa bu meşrudur. Devlet vermiyorsa, şahıs veriyorsa bu tefeciliktir, meşru değildir diye iddia edilse bile bu müzmin olarak ticaret hayatına da, hayatın, ekonomik hayatın bütününe sızsa da müeyyideler, cezalar ve mahkemeler faiziyle birlikte diye karar vermeye başlasalar da, dahası 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 olsa da bu faizi bize meşru ve caiz hale getirir ve Böyle bir yetki, örfün değiştirme hakkı ve salahiyeti var mıdır? Şu an değer uygulama ve cemiyeti içerisinde var olma deniyorsa, faizin girmediği ve kabullenilmediği neredeyse cemiyet yok gibidir. Her şeye sirayet etmiş durumdadır. Ticari hayatın bütününü artık o şekillendiriyor ama bu İslam nazarında hala geçerli değildir. Tekrar ediyorum hiçbir kesin şer'i hükme ve şer'i nasa muhalif olma hakkı ve salahiyeti örfün yoktur. Buna örf de denmez. Şimdi önceden hacim ölçüsüyle ölçülen, sonradan ağırlık ölçüsüyle ölçülmeye başlanmış ise tarihte bu örf buna göre mesela muteberdir. Misal olarak söylüyorum. Yakın tarihe kadar hala da vardır. Birçok yerde buğday hacim ölçüsüyle ölçülürdü. Şehirde artık yok. Buğday, bir kile buğday aldım. Kileyi de bulamıyorlardı garibanlarımız. Kile çünkü yapılmış ölçüsü belli. Litre gibi ölçüsü bellidir. Onun hacmi bellidir. O bulunamıyordu. Onun yerine teneke kullanılıyordu. Gaz yağı alıyorlar. Gaz yağı diyorum. Gaz yağı vardı ama gaz yağdan sonra diğer yağlar çıkmaya başlayınca yağ tenekelerinin ortasına bir sap takılır o sapla hep su taşınır. Su kovasına da milletin parası yoktu. Hem su kovası olur hem de buğday ölçüm aleti olur. Bir teneke buğday, iki teneke buğday, üç teneke buğday aldım, üç teneke buğday sattım kabirinden. Yakın tarihe kadar kile, kilerin küçüğüne ne derler? Şinik derler. Ee, Karadeniz'de kile kullanmaz, onun yerine got kullanır. Mısır ölçme için got kullanır. Kızdıklarını da got kafalı derler. Dolayısıyla böyle bir şey vardır. Bu hacim ölçüsüydü. Şimdi günümüzde buğdayda, pirinçte, diğer nesnelerde hemen hemen neyle? Tuz da, hatta tuz da, da birçok şeyler kilelerle, şiniklerle hacim ölçüsüyle ölçülürdü. Günümüzde artık kilo ile ölçülür hale geldi. O gün hüküm verilecekse neye göre hüküm verilir? Kileye göre hüküm verilir. Hacim ölçüsüne hüküm verilir. Bugün de ne? kiloya göre hüküm verilir. O gün cemiyet içerisinde fiyat denilince kiloya göre hesap yapılır idi. Günümüzde kiloya göre hesap yapılır. Bu artık değişmiştir. Örf bunu değiştirmiştir. Evet. Yine aynı şekilde nedir? Birçok ormancılar odunu daha çok neyle satarlar? Siterle satarlar. Hiç duydunuz mu bilmiyorum günümüzde odun şehirlerde artık neyle satılıyor? Kiloyla, tonla satılıyor. 300 kilo, 500 kilo bir ton odun aldım, bir ton kömür aldım. Kömür de öyle. Kömürde hoş yok ama odunda o şey olduğu için söylüyorum. Ormancılar nezdinde, ormancı arkadaş var mı bilmiyorum. Ormancılara bir de ormanda ayrıca kendilerine ormancı olmaları sebebiyle odun verilirdi. Yani ikramiye gibi. Ormancılara odun yardımı yaparlardı ve bunu siterle. Bir siter, beş siter, on siter. İşte siterle, siter hacim ölçüsüdür. Metreküp ölçüsüdür. Neden odunla onu yaparlardı? Daha uygun. Çünkü odunun kiloda yaşı kurusu değişir. Çok değiştirir hem. Yani yaşının kilosu ayrıdır, kurunun kilosu ayrıdır. Ama buna hacime vurursan, bir metreye bir metre, metreküp metre şeklinde sata, satarsan, yaş da olsa kuru da olsa çok fazla hacmi değişmez. Asıl onun kodunun da yapısı kuruyunca büyük değişiklik göstermez. Bu yoldan siterle yaparlardı. Şimdi burada örf asıl İslam'ın istediği nasın hedefe ulaşmasına yardımcıdır. Aldanma daha az oluyor. Garar daha az oluyor. Dolayısıyla ölçü düzgün olsun. Alışveriş düzgün olsun. Miktar belli olsun. Onun ücreti belli olsun. İslam'ın bu konuda istediği bu. Bir şeyin kilo olması bir değer ifade ettiği, bildirdiği, hacmi bildirdiği, miktarı bildirdiği için evet meçhullüğü ciddi bir oranda önleyicidir. Ama kilo odunda değil. Ama neyde? Diyelim ki buğdayda, diyelim ki pirinçte, diyelim ki tuzda ve benzerde. Bu netliği daha iyi sağladığı için nasıl emrettiğine daha yardımcıdır, daha iştendir dolayısıyla muteberdir, değer kazanır. Aynı şekilde siterde yaş kuru odun farkı meselesinde belirginliğin netliğin sağlanmasına daha fazla yardımcıdır. Dolayısıyla muteberdir ve geçerlidir. Şimdi örfün değişmesiyle hüküm değişir mi? Şimdi değişebilir. Deminki dediğim gibi ücretsiz duvar örme galipken ücretli duvar örülüyor hale gelmişse evet örf artık hükme tesir eder. Bununla ilgili olarak mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten gelen bir bilgi var. Hadis-i şerif ne diyor? El müslimuna udurun ba'duhum ala ba'd. Müslümanlar birbirlerine karşı adil kabul edilirler diyor. Yani şahit olunacağı zaman bir Müslümanın bir başka Müslüman lehine veya aleyhine şahitlik yapacaksa adildir. Araştırmasına bile ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh da Ebu Musa'l Eş'ari'ye vali iken yazdığı mektubunda Müslümanlar birbirine karşı aduldurlar, adildirler, direkt şahitliğini kabul et diye mektup yazıyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Sünnetten kaynaklanıyor. Dolayısıyla kısas ve hadlerin dışında bunlar çok önemli dışında onlar e idrarul hududu -e bi şubahat diye hadis-i şerif olduğu dışında tezkiye ihtiyaç olmadığı kanaatindedir Ebu Hanife neden bu hadis olduğu için. Ama imameyn devri iba eh, talebeleri bu tezkiyeye şart koşmuşlardır şahitler konusunda. Daha sonraki devirlerde de o uygulanmıştır. Sebep ne? Sebep zamanın değişmesi gösterilmiştir. Neden? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hicri birinci asırda dünyaya gelmiştir. Sahabe ile iç içe yaşayan insanların arasında dünyaya gelmiştir. Onlarla yaşamamıştır. Bu devirde insanların kolay kolay yalan söylediği pek görülmüyor. Cemiyet henüz dalgalanma yaşamamış. Siyasetteki sıkıntılarda cemiyete büyük oranda tesir etmemiştir. Her ne kadar bizinkiler sık sık dile getiriyorlarsa da Emevi İslamlı Emeviler böyle dedi. Bunu Emeviler ilave etti. Emevilerin uygulamaları var. Hatalı uygulamaları var. isyanları var. Şusu var. Busu var. Ama İslam'da var olan bir şeyi İslam'dan çıkartma. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'a sokma çalışmaları yok. Namaz kılmayanı bile var. Osmanlı hanedanından başa geçip de namaz kılmayan tek insan yoktur. Ama Emevilerin içerisinde halife olup da namaz kılmayan vardır maalesef. Bu son derece tehlikelidir ama vardır. Şimdi bunu da bu bundan faziletlidir demiyorum. Cenab-ı Allah kimin kimden benden daha iyi biliyor. Ömer İbn Abdülaziz de Emevidir ama pırıl pırıl bir insandır. Dolayısıyla bir insanı ne kadarla suçlayacaksak o kadarla suçlamamızda fayda var. Bütün bunlara rağmen hiçbirisi bunların içerisinden şunu İslam'a sokacaksınız, şunu çıkaracaksınız. Olmayan bir hadisi uydurma, uydurma olan bir veyahut da var olan, sahih olan bir hadise inkar manası gütmemişlerdir. Böyle bir faaliyetleri olmamışlardır. Uygulamamışlardır, uymamışlardır. Bütün bunlar ayrı mesele. Bunlar yaşanmıştır. Ama netice itibariyle böyle bir şeyde tesadüf etmemişlerdir. Tekrar ben gerisin geri dönüyorum. Dolayısıyla Ebu Hanife devrindeki sonraki alimler de o günkü insanların yalan söylediğine çok rastlanmıyordu. Yalanlı şahitlik ettiği bilinmiyordu. Ama giderek devir fesada uğradı. Siyasi kargaşalar ve İslam'a girip çıkanlar bu berraklığı bozdu. Dolayısıyla şimdiki şahitler tezkiye edilmelidir demişlerdir. Ebu Hanife'nin talebeleri de bu yüzden bu kanattedirler ve kanatlarını böyle beyan etmişlerdir. Şimdi bu tezkiye ayrıca daha sonraki günlerde çok işe yaramıştır. Çok işe yaramıştır şu demek. Şöyle düşünün siz mahkemeye şahitliğe gideceksiniz. Sizin arkanızdan mahallenize yaşadığınız ortama bir araştırma gidiyor. Bu insan özü sözü doğru mudur? Yalan söyler mi? Nasıl yaşıyor ne yapıyor? Hayır özü sözü doğrudur. Yalan söylemez denildiği zaman sizin hakkınızda mahkemedeki şahitliğiniz o zaman geçiyor. Şimdi düşününüz. Mahkemeye gidiyorsunuz sizin şahitliğinizi kabul edemeyiz diyorlar. Bu bir insan için nasıl bir konumdur, nasıl bir nottur düşününüz. Bu uzun yıllar belki böyle olmasında hayır vardı. Evet Ebu Hanife kendi devrine göre söylemiştir ama daha sonraki devirde söylenen uzun yıllar İslam alemini ayakta canlı ve otokontrol diyorlar ya kendi iç bünyesinde kendini kontrol eden olarak tutmuştur. Çünkü insanlar günün birisinde dünyadaki mahkeme huzurunda bile anlı kara çıkmamak için tavırlarına, sözlerine dikkat etmişlerdir, titizlik göstermişlerdir ve tezki edilen insan olmak istemişlerdir. Bu cemiyete çok ciddi şekilde tesir etmiştir. Evet. Gasp eden bir insan mesela gasp ettiği eşyaya değer kazandıracak bir şey yapmışsa eşyayı gasp etmiş. Değer kazandırabilecek bir şey yapmışsa Mansup yani gasp edilen malı gasp eden insanın muhayyerlik hakkı vardır, seçme hakkı vardır. Şimdi işin garibine bakın. Yani İslam hukukunda bir insan gasp ediyor. Gasp ediyor. Gasp ettiği mala öyle bir şey yapmıştı. O malın değerini yükseltmiş. Şimdi o malı gasp edilen hakim müdahale ediyor. Mal gasp edilen insana asıl sahibine gerisin geri verilecek böyle bir durumda bile gasp eden gasıbın hakkı korunmaya çalışılıyor. Ona bir şey yapmış ve bu ona değer kazandırılmış. Bu değer kendini ödermeli midir? Bu durumda ne deniyor? Gasıp nedir? Hakkı korunan insan konumuna geliyor. Gasp edici zalim iken mausuba ne deniyor? Kendisinden mal gasp edilene ya adamın ilave ettiği ve değer kazandıran bölümün bedelini ver Veyahut malı onda bırak, sen kendi malının bedelini ondan al deniyor. Anlaşıldı? Hüküm budur. Yani o günden bugüne kadar hüküm budur. Peki hele bunun örfle ilgisi var, var. Şimdi Emevi devrinde kumaş gasp eden bir insan, kumaş gasp edip siyaha boyayana boya parası ödenmezdi. Niye? Siyaha boya, boyanmak beze kumaşa o günlerde boya fabrikasyon değil. Neyle? Ağaç boyalarıyla, kök boyalarıyla boyasıyorsunuz. Bir mal, beyaz bir kumaş alınmış. Bu kumaş siyaha boyanmışsa bu siyah boya kumaşa değer kazandırmazdı. Dolayısıyla gasp eden bir insan siyaha boyamışsa üstüne para alamazdı. Gerisin geri malına kaybetse bile. Çünkü o devirde siyah renk elbisenin değerini düşürürdü. Emeviler siyah renkten kaçınırlardı, sevmezlerdi. Genel adet olarak. Abbasiler ise inadına siyah giyinmeye sembol haline getirmişlerdi. Dolayısıyla bir kumaşı bu renge boyamak onların devrinde kumaşa değer kazandırırdı. Anlaşıldı? Dolayısıyla ücretini almasına hükmedilmeye başlandı. Çünkü siyah diye boyanın ücreti olur oldu. Bu örtten kaynaklanan bir farklılığa örnek olarak tarihte gösterilmiştir. Günümüzde de var bunu şey. Şimdi İslam bu çerçevede örfe değer verir ve onu bu çerçevede değer kabul eder. Tekrar ediyorum hiçbir zaman örfü neyin önüne geçirmez? Diğer hükümlerin önüne geçirmez. Onunla bir ayeti kaldırmaya teşebbüs etmez. Onunla bir hadisi kaldırmaya teşebbüs etmez. Onunla bir icmayı kaldırmaya bir kıyası ortadan yok etmeye teşebbüs etmez. Örf bu değere bu çerçevede içerisinde bu değerler içerisinde şer'i şerifte de değer ve hüküm ifade eder. Mahkeme kararlarına da bu ölçüde evet tesir eder. Noktaladık. Dolayısıyla örfü burada burada bitirmiş oluyoruz. Anlaşıldığını inşallah ümit ediyorum. Evet. Ben soruyu... Ha ayet-i kerime mi? Mü'minun suresinin 71. Mü'minun suresi 23. suredir. Onun 71. ayet-i kerimesiydi. Evet. isterseniz soru alalım bugün de. Daha yani sette zeraya geçeceğim. O bir bütün olsun isterseniz. Bugün soru alalım. Bugün sizi bağlamayalım. Dolayısıyla işin ucu meydanlara çıkıyormuş. Evet. Evet. Millet örf adeti iyi anladı. <laughs> evet. Şimdi geçen bir arkadaşınız da e, istihsan ile masalihi mürsele arasındaki farkı sormuştu. Şimdi şöyle diyelim. Masalihi mürsele örf bir kere yaygın hale gelene deniyordu. Yani hem güzel olacak hem yaygın hale gelecek. Her güzel şey her zaman yaygın hale gelmiyor. Dolayısıyla masalih-i nedir? İnsanların güzel gördüğü, hayırlı gördüğü, faydalı gördüğü ama ayette hadiste olmayan şeylerin adıydı. Ne gibi dedik? Postane yapımı gibi dedik. Çocuk hastanesini diğer hastanelerden ayırma gibi. Doğum hastanesini normal hastanelerden ayırma gibi. Küçük yaş grubuna ayrı okul, orta yaş grubuna ayrı okul gibi yine dersleri hadiseleri tanzim tertip etmek gibi saat ders 8'de başlayacak 9'da başlayacak şu kadar okunacak şu kadar ya bütün bunlar nedir masalih müseleden sayılmıştır. Ama istihsanda ne var? Masalih-i örften farklı olarak istihsanda kıyas var. Kıyas var. İstihsan sadece şey. kıyas var ama açık kıyas değil, hafi kıyas dediğimiz ikinci perdede kıyas dediğimiz bir kıyas var. Yani İslam'da daha önceden hükmü var olan şu mesele yerine hayırını, iyiliğini ümit ederek bir başka meseleye kıyas ediyorsunuz, hükmü ona göre veriyorsunuz. Masalihe, mürselete kıyas yok, örfte de kıyas yok. Örfte tekrar ediyorum, İslami bilgi tesir ediyor. İnsanın Cenab-ı Allah'ın insana verdiği selim fıtrat ve selim akıl tesir ediyor diyorsunuz ki bu iyidir. Anlaşıldı. Ne gibi tekrar ediyorum? İmece gibi. Bir araya geliyor insanlar, köprü yapıyorlar. Bu hayırlı bir şey midir? Evet, hayırlı bir şeydir. Bir araya geliniyor, birisinin evi yapılıyor. O şahıs menfaatine yapılıyor ama komşuluğu, dostluğu güçlendiriyor. Bu yardımlamadır. Birisi hakkını alamamış. Bunu mahkemeye bırakabilirsiniz ama mahkemeye bırakamadan mahkemede sürünerek geliyorlar. Arkadaş sen haksızsın. Bu kardeşin hakkını ver diyorlar. Anlaşılır. Mahkemeye ha havale etmiyorlar. Yine daha önce Masali-i söyledik. Kendi içlerinden ekip oluşturuyorlar. Ayakkabıcılar gidiyorlar. Arkadaş ayakkabına dikkat et. Bu mesleğin şerefini, izzetini ayak altına düşürme diyorlar. Ayakkabıcı adam gibi yapacaksan yapacaksın diyorlar. Yapmayacaksan yapma. Keşke böyle olsa şimdi. Herkes bir şey uyduruyor. Yani mal kalitesi gitti. Şu gitti, bu gitti. Keşke böyle olsa. Bunlar nasıl yok. Bunlar kıyas da değil. Ama bunda şunu biliyoruz. Bizde bir İslam'ın verdiği bir birikim var. Ne var? Rabbim güzel olan ister. Allah Resulü bir şey yaptığınız zaman güzel yapın, sağlam yapın buyuruyor. İnsanların kandırılmamasını ister. Emeğin alın teriyle olmasını ister. Güzel. Bütün bu zihnimizde birikmiş bir kültür var. Biz bununla hissediyoruz ki doğru olan budur. Aksi yanlıştır. Anladım. Ama bu belli bir ayet değil, belli bir şey değil. Dolayısıyla yani buna diyoruz. Bu da öyle. İstihsanda dolayısıyla kıyas varmış. Ne diyoruz? Hafi kıyasa, celi kıyasa tercih diyoruz. Bir başka üslubuyla. Evet. Örfü de daha evvel yine vurgulayayım. İkiye ayırmıştık. Bizim dilimizde kullandığımız örfü. Bir tanesi Selim Akıllar'ın ve İslam'ın uygun göreviyle şer'i şer şerifle uygunluk paralellik gösteren şeyden örf denilir. İyi olsun, kötü olsun, şer'i şerife uysun, uymasın insanlar arasında yaygın hale gelmiş şeye ya gelenek denir veya adet denir. Tekrar ediyorum. Ne gibi? Silah atmak gibi. Cenazede silah atmak gibi. Düğünde silah atmak gibi. İşte misafir gelince şöyle oturmak gibi, şöyle oturursunuz, şöyle oturamazsınız. Şu gibi misafir gelince onlara şunlar ikram eder, şunlar gibi bir bölümü iyidir. Mesela gelen misafire diyelim ki ikramda bulunuyorsun. Bu nedir? Örftür. Niye? Misafire ikramda bulunma İslam'da da vardır ve örftür. Bunun içki ikramda bulunma bu başka bir şeydir. İşte vaktiyle ikrama ne ilave edildi kolonya ilave edildi yakın tarihte kolonya devreden çıktı eskiden bir eve gittiğiniz zaman biraz sonra kolonya gelirdi arkasından şeker gelirdi şimdi şeker kurtarmıyor herhalde ve giderek devreden çıktı gibi evlenen gençlerin karşılaştığı örf adı altında maddi külfetler mihrin dışında makro olmayan her şey İslam dininin kabul ettiği örf kapsamına girer mi? Hayır. Yani örf kapsamına girer mi? Ben size söyleyeyim. Gelinin çıktığı evin üst kirişi var ya, kapının üst kirişi mermilerle delik deşik edilir. Bizim salaklar tarafından. Bu, bu örf değil. Marifet. Veya tekir diye bir yer var. Tekir bizde başka yerde selender diyorlar. Gıda deposudur. Mısır orada kurutulur. Meyveler oraya depolanır. Bacak üstündedir. Ambardır. Oraya fareler bacak yüzünden çıkamazlar. Çıkışında da böyle bir genişçe şey vardır. Fare ters gidemeyeceği için oraya çıkamaz. İnsanlar geçeceği zaman köprü kurulur. Daha sonra köprü kaldırılır. Güzel korunak yeridir. O ahşaptandır. Onu delik deşik ederler. Buna örf denemez. Bu adettir ve İslam'a uymayan bir adettir. Delik deşik etmek adetti. Şimdi misal olarak söyleyeyim. Köyde gelinin atla gitmesi meşhur olmuştur. Hala bu devirde atla giden gelinler vardır. Ben atla gelin olacağım diye tutturuluşu da vardır. Bunun dışında külfet getiriyorsa ve bunları getiriyorsa İslam'a uyan şey ne olmalı? İslam'ın ahlaken yapı ve şer'i ölçülüğüne uymalı. insanlara da külfet getirilmemelidir. Hepsini örf diyemiyoruz. Buna İslam'a tesir etmiyor. Şimdi bir bayan öğretmenin başörtülü bir şekilde İmam Hatip Lisesi'nde erkek öğrencilere ders anlatması uygun mudur? Bu çok dallı budaklı bir şey. Şöyle diyelim. Şuradan başlayalım. Bir kadın ciddiyeti ve olgunluğuyla ve normal ses tonuyla başkasına bilgi aktarabilir mi? Evet aktarabilir. Başkasından bu ciddiyet çerçevesinde bilgi alabilir mi? Evet alabilir. Ayşe validemiz dünya kadar insana bilgi aktarmıştır ve o insanlara sormuş onlardan da bilgi almıştır. Bu olabilir. Ama yani bu okul da yeterli olgunlukta olacak, hoca da yeterli olgunlukta olacak. Yani günümüzde çok tereddütlüyor çünkü bu bu ahlakı, bu yapıyı muhafazada biz gerçekten zorlanıyoruz. Dolayısıyla şu andaki tavsiyem bu caizdir değildir diyemiyoruz. Deminki dediğim şey sebebiyle ama keşke erkeklere erkek hocalar, kız öğrencilere kız hocalar olsalar bu daha doğru, daha yerli yerinde bir davranış olur. Çünkü bazen konuşulan şeyler var, anlatılan şeyler var. Bunun da ister istemez üzerinde tesiri var. Tahrimen mekruh ile haramın farkı nedir? Tahrimen mekruhun inkarının müeyyidesi nedir? Buraya gelelim tahrimen mekruh ifadesi Hanefilerde vardır. Diğerlerinde yoktur. Vacibin karşılığıdır. Nasıl vacip Hanefilerde var diğerlerinde yok ise bu da öbür tarafta mekruhat bölümünde veya haramiyet çerçevesi içerisinde Hanefilerde vardır. Hanefiler bunu şu şu kanat aynı vacipte olduğu gibi şöyle bir kanat. Öyle şeyler vardır ki Allah Resulü'nün onları yasaklaması diğerlerinden daha şiddetli. Tamam? Daha şiddetli. Normal mekruh çerçevesinde onları göremiyoruz. Ama ayetle sabit olmadığı için direkt haram ifadesinde kullanamıyoruz. Çünkü haram ifadesi ayetle sabit ise haramı inkar eden insan ayeti inkar etmiştir ve küfre gider. Bu kadar ciddi bir meseledir. Misal olarak söylüyorum. Şarabın haramiyetini ayet bildiriyor. Şaraba helal diyen bir insan bunu bile bile küfre düşer. Domuz etine helal diyen insan küfre düşer. ya domuz etinin haramiyetine ayet bildiriyor. Bu <laughs> <laughs> ayrı ayrı bir konu. <laughs> Dolayısıyla or oradan yine gidiyoruz. Faizi ayet-i kerime haram diyor. Bir insan faize helal derse bu insanı küfre sürükler. Tahrimen mekruhta ise eğer bu ayetle sabit ise böyle. İki, mütevatir hadisle sabit ise de haramdır. Ama mütevatir hadiste sabit olan haram çok yok. Bildiğiniz gibi. Mütevatir hadis çok yok. Bir şey daha. Bir insan Allah Resulü'nden haramiyetini, yasaklığını kendi duymuşsa onun için de bağlayıcıdır. Ama daha sonraki nesiller için hadiste bir kişinin olması, iki kişinin olması beşer beşerdir. Dolayısıyla bir kişinin, iki kişinin aktardığı bir şeye hanefiler haram ifadesi kullanmıyorlar. Hadis ne kadar güçlü olur, sahih olursa olsun. Uzak durulmalıdır. Tıpkı haram gibi uzak durulmalıdır, işlenmemelidir. Ama bir insan tutar da bunu inkar ederse, neticede o da bir insan değil miydi, şöyle olamaz mı, herhangi bir gerekçeyle inkar ederse, buna haram ifadesi kullanmadıkları için, neyden de dinler çıkar demiyorlar, ayeti inkar manası koymuyorlar. Hadisin bütününü inkar, Allah Resulü'nün itaati inkar insanı küfre götür çünkü ayet emrediyor. Ve Allah Resulü'nün tekzip manası taşıyor. Bir hadisi, iki hadisi veya şu hadisi inkar bu manayı taşımıyor. Bütün hadisleri insanın bilmesi de mümkün değildir. Bu yüzden derecesi bir aşağı düştüğü için tahrimen mekruh ifadesi kullanılıyor. Ama tahrimen mekruh ifadesi kullanılan şeyler uygulama açısından tıpkı haram gibidirler haram olma ihtimalleri çok daha yüksek demektir bunun manası. Haram derecesinde insanlar bundan kaçınmalıdırlar. Çünkü Allah Resulü şiddet lafzı kullanarak bunu yasaklıyor demektir. Anlaşıldı? Öbür, o açıdan harane tahrime mekruha da ameli haram denir. Çünkü tıpkı vacibe ameli farz dendiği gibi. İtikat noktasında tekzip edilemiyor. Ama fıkıh açısından çok şey fark ediyor. İkisinin arasında büyük fark yoktur. Tahrimen mekruhun inkar eden müeyyidesi nedir diye tabii neyi inkar ediyor ve neyi işliyorsa ona göre değişir. Eğer bir de daha sık sık söylüyoruz cümleyi. Bir insan küçük günahlarda ısrar ediyorsa bu günahı büyütür. O yüzden la kebirata ma istiğfar, istiğfarla büyük günah yoktur. Wala sahirata ma tekrar derler. Tekrar ma'al ısrar derler tekrar tekrar yapılıyorsa küçümsenerek, basite algılanarak yapıyorsa günah küçük görülerek inadına devam ediliyorsa bu günahın boyutunu büyütür. Onun için buna göre de tavır alınır, buna göre de müeyyide buna göre uygulanır. Tek böyle kalıp bir müeyyidesi yok. Hazreti Ömer'in Allah'ın Resulü vefat ettiğinde yağmur duasına çıktığında Hazreti Abbas'ı aracı olarak dua etmesinin nasıl algılamalıyız? Bunu böylece olduğu gibi algılayacaksınız. <laughs> evet yani şöyle tevessülde şöyledir. Bir, ehli beytin Allah Resulü nesebinden gelmesinin kıymetine biz itibar ederiz. İkincisi ilim, irfan ve salahı büyük olan insanların da bu salah ve büyüklüklerine itibar eder, değer veririz. Bunun içerisinde birisi takdir manası taşır, birisi imrenme manası taşır. Yani misal olarak söylüyorum. Neyi? Diyarında bulunduğumuz Ebu Eyyub el-Ansari Ebu, Ebu, Ebu Eyyub el-Ansari'nin yanında diyelim ki Ya Rab senden şunu şunu diliyoruz. E nedir? Ebu Eyyub el-Ansari merhumun ruhu için ve benzeri deniyor ise bunda şu imrenme vardır. İmrenme şu Ya Rab. O senin için ittiba eden Allah Resulüne komşu olan onun ev sahibi olan nice hizmetlerinde bulunan Allah Resulü'nün bir hadisini gerçekleştirmek ismi celali buralara kadırmak getirmek için bu diyara gelen sarik bir kulundur. Ben ona inanıyorum, takdir ediyorum. Benim sana söylemeye lüzum e, yüzüm yok ise de o değerde değilsin de onunla olmayı arzu ediyorum. Ne olur e, bu, bunun için bana lütfet, kerem et şeklindeki imreniş ifade eden bir duadır. Bu caizdir. Bu şekildeki olması caizdir. Ama daha önce de söyledim. Bu çok tam uçurumun kenarında dolaşmadır. Direkt isteme yerine bu uçurum kenarında dolaşmayı azaltmakta fayda vardır. Anlaşıldı. Ama bu hayattayken nitekim selefiler de se tamamen bunu inkar edenler de vesileyi inkar edenler de hayattaki insanla olur diyorlar. Niye? Bu hadis sahih olduğu için. Aynı zamanda Peygamber Efendimizle de, de e, vaktiyle olduğu için. Bu ve benzeri bu konu kritik bir konudur. Tekrar ediyorum. İçinde istenilen Allah olduğu, her şeyi verme gücünün, kudretinin ona ait olduğu kesin bilinmelidir. Bu insanlardan beklenen o insanın vermesi değil, o insanın haline, salahına, iyiliğine ve hayrına imrenilmesidir. Böyle olmalıdır. Bu duygu insanın duygusuna tesis eder. Böyle istemelidir. Ama yine de tekrar ediyorum. Bu bütün buna rağmen hadi Allah Resulü hayatta olsa e, neyse ve benzeri buna rağmen nedir? Kritik bir noktadır. Çevresinde dolaşmak insanı çukura düşürür. Buna bir şey geleceğim. Bakın bunun bir başka delili şudur. Eee Peygamber Efendimize nevalav ja'uka Şimdi eğer onlar hata işler, nefsine zulmederler ve Allah Resulü'nün yanına gelirlerse Resulullah'ın yanında Allah'a istiğfar ederlerse, Resulullah'ın yanına gelip istiğfar etmek nedir? İnsana manen tesir eder. Resulullah'ın yanında tevbe ediyorsun. Ya Rab ne olur beni affet diyorsun. Allah Resulü de onlara mağfiret dilerse Allah Resulü de Ya Rab bu kulunu affet derse Cenab-ı Allah'ı Allah'ı tevbeleri çok ama çok kabul edici bulurlar diyorsun. Bu da bir vesile şeklidir. Ama istenen kim? cenab Allah'tır. Resulullah nedir? Bu kulunu affet Ya Rab diye dua edendir. O da bir başka kuldur daha rütbeli kuldur ama bir başka kuldur. Cenab-ı Allah'ı çok daha tövbelere kabul ediyor. Bu hal ve bu durum o insana da tesir eder. Sonraki hayatına da tesir eder. Kısaca buna teşvik ediliyor. Mesela, ama Peygamber Efendimiz için. evet Efendimiz, Efe, Efendimiz için. Nisa suresi 60'ın ah kaç? 64miş efendim. Sayfanın sol tarafında ortalarında. Ben o kadar bilirim. Rakamlarını bilmiyorum anlaşıldı evet evet Utbi diye bir alim anlatıyor Utbi rahmetullahi aleyh 200'lü yıllarda yaşamış bir alimdir fazıl bir insandır o diyor ki Allah Resulü ile baş başa olacak bir anı yakaladım diyor arzu ediyordum böyle bir anı buldum mescitte kimse yok sırtımı bir direğe dayandım İbni Kesir'de muhtasar olarak var daha olarak var ben bu halde tefekkür dünyasındayken içeriye bir arabi girdi diyor. Arabi bedevinin hiç okumamışına denilir. Hiç hayat ne öğrettiyse onunla kalmışına arabi girdi. O da diyor iki rekat namaz kıldı. Sonra Allah Resulü'nün kabrinin önüne geldi. Orada gözlerini semaya kaldırdı. Ya Rab! Sen Kur'an-ı Kerim'inde böyle buyuruyorsun. Bu ayet-i kerime oku. جَاءُوكَ <laughs> Festağfirullah ve buyuruyorsun. Ya Rab o hayattayken ben hayatta yoktum diyor. Yanına şimdi geldim diyor. Ya Rab onun yanında mağfiret diliyorum diyor. Affımı niyaz ediyorum diyor. Ne olur beni affet. Ne olur affet. Sonra Peygamber Efendimizin kabrine diyor. Ya Resulallah ne olur diyor. Sen de benim için mağfiret talep eder misin diyor. Sonra gözyaşları içerisinde ya khayraman دفنت بلقاء عظمه فطاب من طيبهن الْقَاءُ وَالْأَكَمُ نفس الفداء لقبر ساكنه فيه العفاف وَفِيهِ الجود topraklara verilen en hayırlı insan bu topraklar senin verilişinde şeref kazanmıştır ben şu anda önümdeki toprakların izzet ve şerefi cömertliği ve kerameti kucakladığını biliyorum diyor onun şuurundayım diyor Peygamber Efendimiz'e tazimini ilettikten sonra gözyaşları içerisinde mescidi terk edip gidiyor. Dondum kaldım diyor Rutbi. Cahil bir insan ama bir murat ancak bu kadar güzel ifade edilirdi. Tam can alıcı ayet bu kadar güzel bulunabilirdi. Okumamış ama çok şey biliyor. Mevla bazen selim fıtrat veriyor. Ben bunları düşünürken üzerime uyku çöktü diyor. Allah Resulü'nü gördüm diyor. Kalk dedi diyor. Arabi'ye haber ver mağfiretinin kabul edildiğini dedi diyor. Tarabinin kabul edildiğini. Birden uyandım diyor. Çılgınlar gibi peşinden koşmaya başladım. Bir rivayette bulamı bulup haber veremediği var. Bir başka rivayette buldum diyor. Haber verdim diyor. Çocuklar gibi sevindi diyor. Bana teşekkür de etmedi diyor. İki adım atıyor çocuk gibi havaya zıplıyordu diyor sevincinden. Köşeyi dönünceye kadar peşinden böylece seyrettim diyor. İbn Kesir'deki hangisiydi bilemedim. Bu El Muni var İbn Kudame'nin. Hanbeli alimlerindendir. El Muni isimli eser de var. Yine Medine tarihini anlatan Vefa'ul Vefada da var. İbn Kesir'de bu anlattığımız ayet-i kerimenin muhtasar olarak tefsirinde de var. Aklıma gelen şimdilik bunlar. Hocam benim anlamadığım şimdi bu, bu dediğimiz o yüzden bu haniyetinden peygamberimizin bir şey istemek de var. Buraya kadar normal imamleri buna üstün demiş. Peki. Şimdi tehlikeli sular şöyle yani e, giderek insanlar ey e, kime el kaldırıyorlar? Eyüp'e kaldırıyorlar. Git yani şu anda orada bir istatistik yap. Kim Eyüp'ten istiyor? Kim kabirden istiyor? Kim şundan istiyor? Çok e, ve ne yönüyle istiyor? Yani Eyüp tesir eder diye mi? E bu Eyüp de denmiyor artık Eyüp oldu adam. Dolayısıyla tesir eder diye mi istenilenin çok defa Allah olduğunu unuta unuta. Onun için yani bu nevi bir kenarda dolaşmak sıkıntılı. Yani yine de Eyüp Aleyhisselamın kadri kıymeti, fazileti, fazlı keremi Allah Resulü'nün ve diğer hayırlı insanlar bilinmeli. Ama bu şey giderek gevşetilme de insanı tehlikeye götürüyor. Onun için evet. Valla ben de bilmiyorum. <laughs> evet yani dua, dua ederken de kıbleye dönülür. Maalesef o da ayrı bir sıkıntı. Durmadan kabre doğru el kaldırınca bunun manası da başkaya geliyor. Doğru. Evet. Bizim medya canavarları mı bu? Yerine göre başlık atıyorlar fakat miras kıza verilmez. Şimdi örf diyorlar. Ee, Tam soruyu anlamadım bunun içerisinden ama şöyle yani mesela miras kıza vermemek örf olsa geçen ders paylaştığımız için bu örf geçerli değildir. Allah bu hükmü veriyor ve kıza da payını veriyor. Veya onun dışarısına çıkararak bugün işte eşit verilme yapılıyor. Niye eşit veriliyor? Artık kardeşler ablalarına, kız kardeşlerine bakmıyorlar diye. Ee, eskisi gibi anne babaya sahip çıkmamalı, eşit verilmelidir diyorlar. Hayır, yanlış olan bakılmaması, mesuliyet üstlenilmemesi ise yanlışı doğrultmak zorundayız. Yoksa millet yanlış yapıyor diye öbür doğruyu eğritme hakkına ve salahiyetine sahip değiliz. Bu böyle bilinmeli. Evet. Sınırsız kullanma hakkı olan kablosuz interneti kaç kişi ortak kullanmak caiz midir? Bana sormadan devam edin. Bir bayanın hangi durumlarda kaş alması caizdir? Kaşın dışında tüy yoksa caiz değildir. Kaş çerçevesinin dışında varsa, yani olmayacak bir yerde büyümüşse, ayrı büyümüşse kaştan onu almak caizdir. Yani kaşını şekillendirmek için, hele de anormal, nasıl diyeyim incecik kaş, hepten koparıp yerine kalemle çizmek kaş caiz değildir. Yasal faiz, vade farkı, enflasyon farkını açıklar mısınız? Bu oldukça uzun bir soru. İsterseniz bunu bir başka zamana bırakalım. Ee, vade farkı. Çünkü hakkında hepsinin bilgi verilmesi lazım. Yani bunu unutmayalım. Daha sonra verelim. Katı sütü helal midir? Eşek sütü de katı sütü de helal değildir. Katı sütü, yani eşek sütü her ikisi de meşgul. Yani yüzde elli elli şüphe edilen sütlerden sayılır. Şüphe bu derecede ise uzak durmak asıldır. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Buyur. Başka başkası yoksa evet. Başka şifa verici şey varsa hayır. Evet. Caiz. Caiz. Nazarı celbeden renkli başörtülerin bir bölgede yaygın olarak kullanılması bu tür giyim tarzının örfen sahih olduğu hükmünü vermemiz mümkün olabilir mi? örfen sahih dememekle beraber aynı tür başörtüler renkli de olsa bir bölgede kullanılıyorsa giderek o dikkat çekiciliği ortadan kaldırır. Dolayısıyla bu caizdir. Anlaşıldı. Mesela Erzurumların işte başına atkı atmaları gibi veya işte Rizelilerin o peştemalı andıran şeyler hep örtülmeli gibi herkes öyle örtünüyorsa artık o ayrı bir dikkat çekicilik ifade etmez yani belli oranda. Yani bir insan daha iyi tesettürlü nasıl olunur ayrı bir konudur. Olan şeyi normal karşılama tesettüre uygun gösterme ayrı bir konudur. Buna çok açık bir misal veriyorum. Japon kadınların belinde dürülmüş yastık gibi bir şey var. Yani elbiselerden katlayarak bir şey var. Onun içindir kalça yapısı belli olmasın diyedir. Belli bir oranda o bölgenin tesettürüdür. Ba bakınız diyelim ki bir Japon Müslüman olsa biz Tabi başka yerlerini örterek bunu uygun göre, görebilir miyiz? Evet görebiliriz. Bu bir tesettüre uyma. O yapıyı vücut hattını belli etmeme gayreti midir? Evet belli etmeme gayretidir. Bunun, bunun gibi. Evet. Gasp ve gasp ettiği malla değer kazandırmışsa bu, yani bu değer ödenir dediniz. Öncelikle gasp ve gasp suçundan dolayı ceza uygulanıp sonra malın değeri ödenir. Evet gasp suçundan elbette ki ceza ödenir. Yani bu biz sadece o bölümünden konuştuk. Gasp eden insanın gasp ettiği yanına kar kalacak değil. Ama bu şöyle de olabilir. Bakınız bir insan daha evvel gasp ediyor. E, çerçevenin dışında idi. İslami çerçevenin şuurlu değildi bu insan. Haliyle daha sonra diyelim ki kendi ele geçmeden, yakalanmadan geldi. Pişmanlık ifade etti. Islah oldum dedi. Bir daha yapmayacağım dedi. Allah'tan korkuyorum dedi. Ben bugüne kadar gaflet içinde yaşamışım dedi. İslam hukukunda buna pişmanlık yasası uygulanır. Devlet gücü ele geçirmeden gelip teslim olana yasa, bu yasa uygulanır. Pişmanlık yasası İslam hukukundan çalmadır. Yarım yamalak çalmadır. Hirabe ayeti denilen ayetlerin içerisinde eşkiyayla şehir dışında yol kesen ile ilgili ayetin bir altında vardır. Anlaşıldı kable en o aleyhi güç yetirilmeden, devlet gücü ele geçirilmeden gelip teslim olmuşsa gasp eden insan böyle de bir insan olabilir. Buna gelince ne diyorsunuz? Gasp ettiklerini sahiplerine ver diyorsunuz. Ödettiriyorsunuz. Değer kaybı yaşanmışsa değer kaybını da ödettiriyorsunuz. Kendisi mala bir şey ilave etmezse bu hukuku ona tanıyorsunuz. Buna hiç ceza vermeden gasp ettiği ve gasıp türüne de bakılarak bu insan Halini ıslat, neticede bir insana siz kazanmak istiyorsunuz. Bundan sonraki halinin güzel olmasına mahkeme veya hapishane cezan içindir. Hem başkasına caydırmak içindir, hem de o insanın halini düzeltmek içindir. Bu insan bununla örnek bir davranış sergilemişse, düzelmişse, gerçekleştirmişse, buna durup dururken ikinci bir ceza vermenin manası da olmayabilir. İnsanların hükümleri ve vazgeçişleri, sonraya tesirleri birbirinden çok farklıdır. Tabi'i devrinde Ali'yül Esedi diye bir şaki vardır. Sonraki yıllarda Mevla ona deniz şehitliği nasip etmiştir. Hiç ümit etmezken, ümitten ümidini kesmişken neredeyse, daha sonra duyduğu ayet üzerine teslim olmuştur, gelmiştir. Kendisine pişmanlık yasası uygulanmıştır. Sonraki yıllarda mücahitler arasında yerini almıştır. Yıllar sonra deniz seferlerine katılmıştır. Bizans gemisine rampalamadan atlamıştır. Bizans askerlerinin geri sürmüştür. O yıllarda gemiler çok büyük olmadığı için asker aynı anda bir bölgeye yığıldığı için tek başına gemi önüne kattığı askeri geminin gerisine doğru sürmüştür. Gemi tek tarafa asker birikince batmıştır, devrilmiştir, alabalara olmuştur. Bir gemi Bizans askeriyle beraber suda boğuşarak şehir olmuştur. Mevla böyle nasip etmiştir. Böyle gasp edilen gasp da var. Onun için gasp tek türlü değil ama ceza verilmesi gerekiyorsa uygun bir mahkeme gaspından ceza verir. Bundan da hakkını korur. Böyledir. Evet.